Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şenol abi, genç kardeşimiz Doruk Tecimer'i görüyoruz tamam. Şu an. Senin de böyle de bayağı yağmur ama varmış. Evet. Doruk, kolaylıklar dilerim sana. Zaten konu başlıklarını biz konuşuyoruz. Senden de detaylar alalım ki senin ifadelerin üzerinden de devam edelim. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı öncesi söz sende. Serkan Yetkin, çok teşekkürler. Mustafa Sapmaz ve Şenol Çorlu ile birlikte size iyi yayınlar diliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi Ankara'da hava epeyce soğuk ve sağanak yağmur etkisini devam ettiriyor Ankara'da. Hatta AFAD'dan da Ankara'da yaşayan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla uyarı geldi. Akşamki maç öncesinde de yarın da devam edecek bir yağmur olacak. Evlerinizden ayrılmayın şeklinde bir uyarı da geldi AFAD'dan. Fenerbahçe MK Ankara Gücü deplasmana çıkacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Ankara'da sahaya galibiyet için çıkacak. Dün akşam saatlerinde saat 21 civarı Ankara Esenboğa Havalimanı'na Fenerbahçe indi ve kamp yapacağı otele gitti. Kamp yapacağı otelde de yüzlerce taraftar Fenerbahçe'yi karşıladı ve mücadele öncesinde takıma moral verdi. Ben her iki takımdan da teknik ve taktik detayları anlatmadan önce bu bağlantımda hangi konulara değineceğimi size aktarmak istiyorum. Saha dışındaki iki olay. Birincisi Eryaman Stadyumu'nun zemini. Bütün hafta boyunca çok konuşuldu. İkincisi de dün Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanınca Ryan Kent sürprizi yaşandı. Onun hakkında detaylar vereceğim. Ardından da Livakovic hakkında bugünkü muhtemel 11'de yer alacak mı, almayacak mı şeklinde bu bağlantıyı da noktalayacağım. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bazı isimler Ankara'ya getirilmedi. Emre Mor, Miha Zayt, Samet Akaydın, Luan Perez ve Ferdi Kadıoğlu, oldukça kalabalık bir sakatlık kadrosu var Fenerbahçe'nin ve Ankara'ya getirilmedi bu isimler. Sonrasında da Ryan Kent tercihi, İsmail Kartal ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Ryan Kent kadroya alınmadı. Bunun da nedenini dilim döndüğünce açıklamaya çalışacağım. İsmail Yüksek haftalardır oynuyor. 90 dakika mücadele ediyor İsmail Yüksek ve yavaş yavaş da yorgunluk etkisini gösterirse, ki bugün yağmurlu bir hava, nispeten biraz bozuk bir zemin, İsmail Yüksek'i de yedeklemek amacıyla Miguel Crespo bugünkü kadroya girdi. Ardından bir kanat oyuncusu Joshua King son haftalardaki formu sebebiyle kadroda yer alıyor. Bu yüzden, bu iki tercih sebebiyle Ryan Kent'in kadro dışında kaldığını öğrendik ama sadece bu maçlık bir karar olduğu da kulüpten gelen bilgi neticesinde ben bunu size aktarabilirim. Sadece bir maçlık bir tercih bu. Ardından Livakovic'e de değinmek istiyorum. Biz Livakovic'in Ankara Gücü deplasmanında forma giyeceğini öngörüyorduk fakat son antrenmanlarda biraz ağrı hissetmiş Livakovic. Daha sonrasında çok önemli bir şey olmadığını fark etmiş teknik heyet ve sağlık ekibi. Ankara'ya da geldi Dominik Livakovic ama bu akşam biz kaleyi İrfancan Eğribayat'ın korumasını bekliyoruz. Çok büyük olasılıkla riske edilmeyecek Livakovic. Bütün bu bilgiler ışığında ben Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede biraz önce dediğim gibi İrfancan Eğribayat olacak. Savunmanın sağında Osay Samuel, solunda Jadon Osterwolde, stoper ikilisi Cicu Bekao. Orta sahanın ortasında İsmail Yüksek, Fred Szymanski. Sağ kanatta İrfancan Kahveci, sol kanatta Dušan Tadić ve ileride Edin Džeko şeklinde sahaya çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin diyerek ev sahibi MK Ankara Gücü'ne geçmek istiyorum. Bu hafta zemini çok tartışıldı Eryaman Stadyumu'nun. Hatta Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nin maçlarını oynadığı bir stadyum Eryaman Stadyumu. Gençler Birliği Ankara'da başka statta oynuyor. Ankara Gücü de Eryaman Stadyumu'nda mücadele edemedi. Stadyum zeminindeki çalışmalar devam ediyordu ve TFF yetkilileri bu hafta iki kez stadyumda incelemelerde bulundu. Ankara Gücü yetkilileri de TFF yetkililerine eşlik etti. Ve bütün bu incelemeler sonucunda mücadelenin bu stadyumda oynanabileceği kararı alındı. Şu bilgiyi de geçmek istiyorum. Bu maçın ardından milli araya girecek ligimiz ve milli arada da stadyum zeminindeki iyileştirmeler devam edecek. Son raddede şu an biten bir şey yok. Milli arada stadyum zemini hakkındaki çalışmalar sürecek. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. En nihayetinde bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Ankara Gücü'nde sakat ya da cezalı bir isim yok. Fenerbahçe mücadelesinden
3 puan hedefliyor başkent temsilcisi. Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı Sarı Lacivertler ve Fenerbahçe önünde de kendi seyircisi önünde 3 puana uzanmak istiyor. Hemen sıcağı sıcağına ben Ankara Gücü'nün de muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Gikiewicz, savunmanın sağında Hayrullah, solunda Mujakić, stoper tandeminde Mert ve Radakovic, orta sahanın ortasında Tolga Efkan, Jokanović, sağ kanatta Morutsan, sol kanatta Rodriguez ve ileride Ali Sov şeklinde Ankara Gücü'nün de biz bu akşam Fenerbahçe karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve bu zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma aynı zamanda TRT Radyo 1'den de naklen yayınlanacak diyelim. Sizin bir sorunuz varsa alabilirim, yoksa sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum. Hava yağışlı olmasaydı sana birkaç tane soru soracaktım da sen ve ekip arkadaşlarımızı yağmur altında zorlamak istemedim Doruk'cum. Kolaylıklar dileyelim, her şeyi söyledin zaten, iyi çalışmalar. Şenol abi yarım kalmıştı sözünüz, birkaç dakika devam edelim çünkü Avrupa Şampiyonası'na gerek kadın takımımız gerek erkek tamam. takımımızın maçları oluyor ve muhabir arkadaşlarımız hazırlık yapıyor, oralara da gideceğiz. Lütfen söz. Evet, arkadaşımızla söylediği gibi Kent Crespo tercihini ben de açıklamıştım. King Crespo. King'in son hafta göstermiş oldu. Özellikle Twente maçındaki performansı etkili oldu dedik. Evet, yani çok yorum yapılacak bir maç değil. Hep beraber göreceğiz. Ama Eryaman Stadı'nın, ben maçın başladıktan sonra eğer bu hava şartla devam ederse maçın ikinci devresinin saha şartlarının daha yoğun olacağını tahmin ediyorum. Rize de çok iyi değildi yani. Evet. Stad Rize Karagümrük maçına baktınız mı? Çok evet, zemin evet. kötüydü ya. Dolayısıyla genellikle zeminler iyi değil ama. Evet, ya bu konuda biz dile getirelim de bunun denetimini veya kontrolünü nasıl yapacaksa Türkiye Futbol Federasyonu buna bir çözüm bulması lazım. Evet. Yani gerek futbolcu sağlığı açısından. Tabii. Oyunun kalitesi gerekse açısından. İzlenirlik açısından bunlar çok kıymetli. Bu kadar transferlere paranın harcandığı, bu kadar yatırım yapıldığı yerde bu zeminler olmuyor. Onu belirtti. Yani oyunun güzelliği, oyunun kalitesini bozacak. Hı-hı. Bu kadar basit yani, çok detaylı. Yani marka kalitesini sadece böyle konuşarak değil, aslında bu detayları düzelterek, yani o detayları hiç konuşulmaz hale getirdiğimizde yükseltiyorsun. İşte alınganlık oluyor. Bir herhangi bir şehir stadından bahsedince o diğerlerinden bahsetmiyorsunuz hepsi. Oluyor. Abi, şu bakışı bir değiştirelim hepsi artık. Ya, hepsini düzeltelim. Evet, evet. Sıkıntımız o zaten. Yani belli bir standart haline gelmesi şart, yani o net bir şekilde gözüküyor. Umarım biz de hani maçın sonrasında yarın yayınlarda konuşmayız. Bunu çok fazla konuşmayız ama hocamın öngörüsüne katılıyorum. Peki Tamer İnan hazır mı arkadaşlar? Henüz değil. Tamam, birazdan gideceğiz. Erkek voleybol takımımızın Portekiz maçı öncesi çalışmalarla ilgili. Son olarak şimdi Ankara Gücü de bence iyi bir takım. Evet. Yani öngörünüz ne? Nasıl bir maç olmasını bekliyorsunuz? Onunla bitireyim. Yani kendi oyununu oynamak isteyen Tolunay Kafkas öyle bir teknik direktör. Hı. Yani biraz ikinci bölge savunmasını da iyi yapan, kendi alanında bekleyerek değil ama ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlar oluşturup orada kurduğu üstünlükte savunma arkasına giden güçlü koşular hedefler.